TRT prodüktörlerinden yönetmen, yazar Servet Somuncuoğlu, Öztürkçe konusunda yaptığı çalışmaları anlatmak için geçtiğimiz günlerde stüdyomuza konuk oldu. Sevgili izleyiciler, Hayat Artı'da bugün ödüllü bir araştırmacı, prodüktör ve fotoğraf sanatçısını konuk ediyoruz. Servet Somuncuoğlu'nun Türklere ait kaya resimleri üzerine yaptığı araştırmalarla hazırladığı belgesel ve fotoğraf çalışmaları yalnızca Türk tarihi açısından değil, aynı zamanda kültür tarihi açısından da önemli bulgular içeriyor. Bu araştırmaların ayrıntılarını Sayın Somuncuoğlu'na soracağız. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Hoş evet, bulduk. 2008'de Sibirya'dan Anadolu'ya Taştaki Türkler adlı kitabınızda Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülünü aldınız ama araştırmalarınız daha eskiye dayanıyor. Evet. İlk defa kaya resimleriyle ilgili sorgulamalara ne zaman başladınız? Nasıl haberdar oldunuz böyle bir şeyden? Şimdi ben Türkoloji mezunuyum. Türk Dili ve Edebiyatı okudum. Tarihe olan merakım da var. Daha önce okuma süreciyle devam eden bir arayış 2004 yılında saha araştırmalarına döndü ve ilk olarak Kazakistan'da Tamgalı Say, arkasından Bişkek'te araştırmalar, 2005 yılındaki Kırgızistan'da bulunan Tanrı Dağları'nın kollarından Aladağlar'da bulunan Saymalı Taş'ta, yani 4000 rakımdaki 3600 rakımda bulunan Saymalı Taş'ta 10.000 kaya üzerinde 100.000 kaya resmiyle tanışmam bütün bakış açımı değiştirdi ve Türk tarihinin antik dönemine doğru yolculuklarımız başlamış oldu. Ve bir belgesel haline geldi bunlar. Evet. Karlı Dağlar'daki Sır programında Sibirya'dan Anadolu'ya, oradan Avrupa'ya uzanan çok geniş bir coğrafyada bu kaya resimlerin izini sürmeye başladınız. Aslında bunlar runik alfabeyle yazılmış metinler. Göktürk alfabesi diyebileceğimiz eski Türklerin kullandığı alfabeyle yazılmış metinler. Peki Türklerin tarihine ilişkin nasıl bulgular içeriyor ve farklı coğrafyalarda bulmanız neyi gösteriyor bize? Şimdi şunu bir kere net olarak ortaya koymak lazım. Türk tarihinin başlangıç sürecini milattan önce 8000'lere 10000'lere belgeli olarak götürebilmek mümkün artık kaya resimleri. Bu bir süreç. İkincisi runik alfabe, yani Orhun anıtlarında en işlek şekliyle kullandığımız tarihi Türk alfabesinin oluşum sürecinde ki bakış açısının temelden değişmesi gerekiyor. Bu alfabeyi biz Türk entelektüel zekasının ürünü olarak tanımlamak zorundayız. Bir süreç var. Kaya resimleri, kaya resminden damgaya geçiş ve damgaların harfe dönüşmesi. Bu alfabede kullanılan 38 harften aşağı yukarı en az 30'unun damga olarak karşılığını buluyoruz. Kaya resminden geçişini buluyoruz. Tabii ki yazıya geçen bir milletin bir medeniyet kurgusu olması gerekiyor. Yani bu yazı bize medeniyet kurgusunu açıklıyor. Orhun anıtlarında 7. yüzyıl, 8. yüzyılda işlek olarak kullanılan bu yazının tarihsel derinliğini nereye kadar götürmemiz gerekiyor? Önemli sorulardan biri bu. Bugünkü kabullerle milattan sonra 4. 5. yüzyıllara götürebiliyoruz. Fakat yaptığımız saha araştırmalarından yüzey araştırması, survey diyebileceğimiz, ben arkeolog değilim ama zaten kaya resimlerinin hepsi yüzeyde. Saha araştırmalarında bu alfabenin geçmişini, kullanım geçmişini çok daha eskiye götürmek gerekiyor. Alfabenin oluşum sürecine kavrayabilmek için milattan önce 4000-5000'li yıllardaki damgalar, Türk damgalar sistemini çözmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi ben bugüne kadar 12 ayrı ülkede araştırma yaptım. Tabii bunları fotoğrafla belgeleyerek, en önemli malzememiz o. Fotoğrafla belgeleyerek yani Baykal Gölü kıyılarından Macaristan'a kadar en son 2009 yılında Kanada'da çalıştım. Kanada'daki kaya resimleri ve totemler, Kızılderili bağ nedir bunlar üzerinde çalıştım. Yani iddialı olarak şunu söyleyebilirim. Bugüne kadar kabul ettiğimiz tarih paradigmasını bunları gördükten sonra kabul etmek mümkün değil. Özellikle de Türk tarihi yeni baştan yazılmalıdır bu belgelere dayanarak. Özetle söylersem eski çağ kültürlerine dair 5 büyük kültür sayılır. Çin, Mısır, Mezopotamya, Yunan ve Hint. Evet. Türk kültürü sayılmaz ama Türk kültürünü de biz saymak zorundayız bu belgelerle. Niye dersek kendisine ait bir medeniyet anlayışı, kendisine ait bir ekonomisi, dili ve dini vardır.
bir kozmoloji anlayışı vardır, bir evren anlayışı vardır. Bize bütün bunları kaya resimleri anlatıyor belgeli olarak. Doğru, bu belge olduğuna göre elimizde evet. Daha başka evet. Şeyler de sormak zorundayım. Çünkü evet. Anlaşıldığı kadarıyla Türkler Anadolu'ya tesadüfen gelmediler ve 1071 tarihi var Anadolu'da olmaları mevcudiyeti evet. Olarak Türklerin. Galiba daha öncesine dayanıyor 1071'den. Ve yani aslında baktığınız zaman çok göçebe toplum tespiti evet. De artık daha farklı bir yere taşınıyor bu noktada. Yani göçebe ve çadır kültürüyle yaşayan bir toplum olmanın dışında bir Türk toplumu mu var aslında? Şimdi göçebelik şöyle, Türkler göç eden bir millettir. O kendi medeniyet kurgusu içinde çanakların dolmasıyla, yani bir çanak düşünün, hı hı. Dağlarla çevrili çanaklarda yaşam oluşuyor. O çanakların dolmasıyla yan tarafa taşıyor. Bu dolma taşma bizim tarihimizin en dinamik itici gücü. Eğer taşmazsa kendi içinde savaşmak zorunda. Yani bu savaşı engellemek için Türk kültür tarihi, daha doğrusu Türk tarihi dolma taşmalarla oluşuyor. İşte bu dolma taşmalar bizi milattan önce 4000'de 5000'de Anadolu'ya getiriyor. Yani bunu çok iddialı olarak söyleyeceğim. Yine yeni başlayacağımız belgesel çalışması, önümüzdeki günlerde çekimlerine başlayacağız. Damgaların göçü çalışmasında bunu tartışmasız olarak ortaya koyacağız. Evet. Yani milattan önce 3000'e 4000'e tarihlenebilecek kaya resimlerine Anadolu'nun muhtelif yerlerinde ulaştık ki bir alandaki resim sayısı 3000'den fazla. Yani tesadüf diyemeyeceğim, tesadüf de değil, Lena kaya resimleriyle birebir örtüşen bir kurgu var orada. Yani bu alanların birbirine olan benzerliği, resimlerin stilize edilmesi, tarzları okuması, Anadolu'nun birçok yerindeki kaya resimleri bize 1071'den çok önce buraya geldiğimizi, Anadolu'da bulunduğumuzun çok açık belgesi. Evet. Şimdi yani Türk tarihi Orhun abideleriyle başlıyor normalde. Evet. Şimdi bundan öncesine dair hiçbir iz evet. Yokmuş gibi algılıyoruz ama şimdi çok daha farklı bir yerdeyiz. Dolayısıyla aslında kültür tarihini de yeni baştan biraz daha farklı algılamak, biraz daha belki başka sorgulamalara iten bir buluş değil evet. Mi bu bulduğunuz? Yani kesinlikle tabii ki şunu bir spot bir cümle olarak şöyle ifade etmem lazım. Orhun anıtları Türklerin taşlar üzerindeki son sözüdür. Fakat bugüne kadar bir ön söz olarak takdim edildi. Yani bu ön söz, bu son söze gelene kadar... Çok önemli bir şey söylüyorsunuz aslında evet, şu anda. Yani kesinlikle son sözüdür. Orhun anıtlarını yazdıktan sonra, yani Kültigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk anıtlarını evet. Diktikten sonra zaten Türkler artık taşa yazmıyor. Bitiyor ve o anıtlarda da imlalı bir yazı görüyorsunuz. Yani imlası mevcut olan bir yazı görüyorsunuz. Bu yazı gökten zembille inmez. Bir oluşum süreci tabii. Var. Bu oluşum sürecinin derinlemesine gittiğimizde ben çok net olarak gördüğüm bir şeyi söylemek istiyorum. Baykal Gölü'nün ayaklarından biri olan Lena Nehri. Lena Nehri kıyısında çektiğimiz Lena kaya resimlerine gittiğimiz evet. Orada yaptığımız araştırmada Rus bilim adamları tarafından dikilmiş tabelada milattan önce 14.000 ve 12.000 yıllarına aittir deniyor. Bütün bunları birleştirdiğimizde burada en önemli sorun mukayese. Tek bir kaya resmi alanına giderseniz tek bir kaya resmi alanını tek başına yorumlamanız mümkün değil ya da sonuca varmanız çok zor. Misal olarak şöyle söyleyeyim. Ordu Mesudiye Esatlı köyündeki kaya resimlerine yapılan bir yorum var. İşte Vikingler Anadolu'ya geldi. Orada görüyorsunuz uçan at figürü var. Uçan at figürünü Viking gemisi gibi yorumluyor. Ama siz Asya'nın derinliğinde uçan at figürünü biliyorsanız... Doğru, çok başka sembolleri de evet, var bunun. Ana referans kaynaklarını görmüşseniz, hakimseniz o zaman bunu çok farklı bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Yani burada bu kilidi açacak olan 3 aşama var. Kaya resimlerinin mukayesesi, ikinci konu Türk damgalar sisteminin mutlaka çözülmesi gerekiyor. Türk tarihinde çok önemli bir yer tutuyor damgalar. İşte her boyun damgası vardır. Her oymağın damgası vardır. Her obanın damgası vardır. Aile damgasına kadar geliyor. Damga ne demektir? Mühür demektir. Daha sonra zaten Osmanlı'da da devam etmiş tabii, bu. Tabii. Osmanlı'da da var. Anadolu'nun birçok yerinde damgalı mezar taşları hala var. Yani çok doğru. Şeydir. Tabii. Nerede var? İşte Çanakkale'de var, Denizli'de var. Bunlar tespitlerimdir. Yani Denizli'nin Tavas ilçesiydi sanırım. Tavas'ın Koyun Baba Türbesi'ndeki bütün mezar taşları damgalı. Yani bu çok şey. Ama oradaki damgayı yorumlamamız için işte Asya'ya uzun biliniyor yolculuklar yapmamız lazım, gerekiyordu. Evet. Yani meseleyi ana referans kaynakları çözecektir. Henüz daha bitmedi tabii. Yani epeyce evet. Yolumuz var daha. O zaman siz kaya resimlerinin izinden gitmeye devam edeceksiniz önümüzdeki dönemde de. Artık bu benim için bir yaşam biçimi oldu.
Yani hayatımın en önemli parçası diyebilirim. Yani hayat artı diyoruz ya, benim artım bu oldu. Bununla yaşıyorum. Başka bir şey gündemimde yok. Güncel konuları da takip etmem. İşte kendi şeyimde. Yani belgesel çalışmaları. Şu anda başladığımız iki çalışma var. Birinin çekimlerini bitirdik. Hı hı. Zamana Karşı diye bir belgesel ve Damgaların Göçü diye ikinci belgesel. Yine bu merkez çevre ilişkisi, yani kaya resimlerini merkeze koyarsak bu çalışmalarda onun çevre derinliğini sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Yani çevre derinliğini sağlamadan bir şeyi tek başına ortaya koyduğunuzda tartışmalı oluyor tabii ki. Evet. Kesin kabullerle gitmek lazım. Zorlamadan gitmek lazım. Ve derinlemesine araştırarak gitmek lazım. Evet. Efendim kolay gelsin diyoruz. Gerçekten çok ilginç şeyler anlattınız. Keşke daha çok vaktimiz olsaydı. Sormak istediğim başka şeyler de vardı. Daha sonraki araştırmalarınızda umarız tekrar birlikte oluruz. İnşallah. Ellerinize efendim. Sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz.